Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Serimize devam ediyorum dostlar, bir limit sorusuyla. Tavsiyem önce soruyu durdurun, videoyu durdurun, soruya bir bakın, ondan sonra çözümümüzü izleyin. Şimdi bununla bir ilgilenelim. Limit x bir sağdan yaklaşırken g bileşke f demiş. G bileşke f bir koyuyorum sağdan yaklaşırken. Artı f bileşke g 2 koyuyorum soldan yaklaşırken. Şimdi f fonksiyonuna gittim. Bir kritik nokta sağdan yaklaşıyorum büyük değerlerle. Yani alttakini kullanacağım. X yerine 1 yazdım ve burası ne oldu? 2. Ama g fonksiyonuna gittim. 2 ne oldu? Kritik nokta. Yani buraya sağdan mı yaklaşacağım, soldan mı yaklaşacağım? Burada öğrenci hata yapıyor. G2'yi veriyor. Bu kesinlikle g değil. Burada limit alıyorsun. Geri döndüm. Birden büyük bir değer verdim. Birden büyük bir değeri buraya verirsem ne yapar burası? 3. 3 2'nin sağında kalır. Demek ki buraya ne yapacağım? Sağdan yaklaşacağım. Peki 2'ye sağdan yaklaşırsam yani alttakini kullanırsam buraya da 2 verirsem ne olur burası? 4 olur dostlar. Geldim buraya. 2'ye soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaşırken ya yaklaşırsam yani alttakini verirsem 2 veririm. Burası ne olur? 1 olur ama ne oldu? Kritik nokta. Peki bu birin üzerinde ne yazacağım? Şimdi acaba soldan mı yaklaşacağım, sağdan mı yaklaşacağım? Bunu gene kafadan yapmıyorsun. 2'den küçük bir değer vermiştin. Sol tarafında bundan daha küçük bir değer veriyorsun. Yani burada 2'den daha küçük bir değer verelim. 1. Burası ne yaptı? Eksi 1. Eksi 1 birin ne tarafında kalmış? Solunda kalmış. Demek ki 1'e soldan yaklaşacağım. 1'e soldan yaklaşmak demek bunu kullanacaksın ve x gördüğün yere 1 yazacaksın. Burası da ne yaptı? Eksi 1. E bu ikisini toplayınca ne yaptı? 3. Evet, bunu tekrar izlemenizi istiyorum. Çünkü burada ilk adım kolay oluyor. Bir de bunun sonra grafiklisini çözeceğim. Sonrakinde sağdan mı soldan mı yaklaşacağın biraz sıkıntı oluyor dostlar. Dikkat edin. Hadi kalın sağlıcakla.